Aslında Cerrahpaşa Üniversitesi diye mi geçiyor artık, yoksa İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa diye mi? Çok karışık değil mi? Bayağı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa olarak geçiyor. Yani sağlıktan ekonomiye, ekonomiden hukuka, hukuktan psikolojiye. Doktor Sadi Konuk var. Hı hı. Tam onun oradan, aşağıdan gidiliyor. Genelde kimse bilmiyor. Biz de Beyazıt'ta falan sanıyorduk çoğu kişi. Hani o kapıya aldanıp geldik ama girdiğimiz kapı başka. Bir mimarla birlikte yaşlı dostu kent planlayabilirsin. Ya da bir diyetisyenle yaşlılara uygun özel diyet listesi yapabilirsin. Sonuçta yaşlılıkta bildiğimiz üzere kolesterol, tansiyon, şeker hepsi daha fazla görülüyor. Hoş geldin. Hoş bulduk. Seni biraz tanıyabilir miyiz? Veliye Yiğitel, gerontoloji, 2. sınıf öğrencisi. Sınava nasıl hazırlandın? Normalde bölüm istiyor muydun? Bu bölüm farklı bir bölüm. Öncelikle bize bu bölümü ne olduğunu bir anlatabilir misin? Tabii gerontoloji yaşlı ve yaşlılık bilimi demek. Yaşlanmanın fizyolojik, sosyolojik, psikolojik yönlerini araştırır. Biz sosyoloji dersinde görüyoruz. Evet, şu an anladım. Evet, tamam. Daha çok yaşlı bakımıyla falan karıştıranlar oluyor. Ya da sosyal hizmetle mesela iç içeyiz. Sadece yaşlı değil de mesela yaşlanmak anne karnına düştüğümüz ilk andan itibaren başlıyor. Yaşlanma kavramı. Aslında hani biz bir nebze de olsa bebekliği, çocukluğu, gençliği hani o süreci de ele alıyoruz. Ama daha çok hani yaşlılık da olduğu için yaşlı insanlar üzerinde duruyoruz. Anladım. Biz hep yaşlanma sanki 60 plus gibi, 65 plus gibi geliyor, evet. Ya aslında öyle değil diyorsun, evet, yani. Değil. Tamam. Peki sen sınava nasıl hazırlandın? Bu bölümle nasıl karşılaştın? Bu bölüm seçmeye nasıl karar verdin? Biraz onlardan bahseder misin? Tabii aslında çok iyi hazırlanmadım. Hatta mezuna kalmayı düşünüyordum. Ta ki ben bu bölümü hangi üniversite hangi bölümde daha önce post olarak gördüm. Orada bir arkadaş Meltem, o zaman 3. sınıftı. Tabii ben daha işte yazacaktım. O anlatınca bölümü, hani sizin şeyden okuyunca çok merak ettim. Onunla iletişim haline geçtim. Ve böylece bana uygun olduğunu keşfettim. Teşekkür ediyoruz. Biz çok mutlu ediyoruz. Peki bu bölümün hangi çalışma alanları var? Nelerle çalışabiliyorsunuz mezun olduktan sonra? Yani aslında sen neden seçtin bu bölümü? Pek çok alanı var. Yaşlılığın olduğu her alan bizim alanımız. Mesela huzurevi en başta. Sosyal politikacıyız biz aynı zamanda. Yaşlılar üzerine politikalar üretmek mesleğimizin tanımları arasında. Bir mimarla birlikte yaşlı dostu kent planlayabilirsin. Ya da bir diyetisyenle yaşlılara uygun özel diyet listesi yapabilirsin. Sonuçta yaşlılıkta bildiğimiz üzere kolesterol, tansiyon, şeker hepsi daha fazla görülüyor. Bu yüzden onlara uygun besinler, hani yemek listesi falan üretebilirsin. Politikacıyla zaten yaşlı politikaları üretebilirsin. Yani aslında her alanda var bir nebze. Sağlık, mesela geriatri var. Geriatri de yaşlı hastalıklarıyla ilgilenen tıp bilimi. Onunla da alakalı gerontoloji, geriatri. Peki bu sizin üniversiteniz, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, hangi kampüste bulunuyor? Nerede yeri? Bakırköy'de. Doktor Sadi Konuk var. Tam onun oradan, aşağıdan gidiliyor. Genelde kimse bilmiyor. Biz de Beyazıt'ta falan sanıyorduk çoğu kişi. Hani o kapıya aldanıp geldik ama girdiğimiz kapı başka. Peki bu üniversite size senin bölümün için ne gibi avantajlar sunuyor? Yani bu bölümü seçecek bir insan, bu arada hangi üniversitede var sizin üniversitenin dışında? Akdeniz. Neden Akdeniz'i seçmesinde sizin üniversiteyi seçsin? Çünkü İstanbul'da kendini geliştirmek için olanak daha fazla. Ben de bu yüzden seçtim. Hocalar olsun, işte dediğim gibi kendimizi geliştirmek. O yüzden İstanbul. Peki hangi dersleri görüyorsun? Ne tür dersler var şu anda? Ekonomiden, hukuka, hukuktan, farmakoloji, anatomi. Yani sağlıktan ekonomiye, ekonomiden hukuka, hukuktan psikolojiye. Ne, öyle karman çorma. Bilimle ilgili şeyler mi görüyorsunuz yoksa daha çok sağlıkla mı ilgili görüyorsunuz? Yani yaşlılık deyince ya da yaşlanma deyince daha çok böyle fizyolojik şeyler aklımıza geliyor. Mesela ekonomi, hukuk ne alaka? Mesela huzurevinde yönetici olarak çalışman için hem muhasebe hem ekonomi bilmen lazım. Hukukta gene yaşlı hukuk hakları için. Anatomi zaten hani sağlık. O yüzden bayağı bir alanımız var. Okulun akademik anlamda yeterli buluyor musun? Çok değil. Neden değil? Bizim bölümümüzün İstanbul Üniversitesi olarak hani Akdeniz'de ilk önce orada kuruldu.
O yüzden orasının daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Sonuçta orada mezun olanlar da var. Daha bizim bu sene ilk mezunlarımızı vereceğiz. Sence bu bölümün dezavantajlı yanları var mı? Ya şu anlık atama yok yani. En büyük dezavantajı bence bu. Bir de hiç kimse tarafından bilinmiyor yani. Herkes soruyor ne okuyorsun? Gerontoloji deyince o ne? İlk kez duydum. Ne? Ne demek? Yaşlı lafını duyunca da ha yaşlı bakıcım olacaksın. Yani yaşlı bakıcıyla aslında alakası yok. Bu yüzden birazcık dezavantajları bölümün adının duymamış olması. Peki yaşlılarla arası iyi olmayan bir kişi bu bölümü seçebilir mi? Bence seçebilir çünkü bölüme girdikçe yaşlıları sevebilir diye düşünüyorum. Peki sen seviyor muydun normalde? Evet. Bu kendi iş yerinizi vesaire açabileceğiniz bir iş mi yoksa sürekli bir yerde çalışmanız mı gerekecek? Kendi iş yerimizi açma olasılığımız var tabii ki. Yöneticici olarak özellikle. Ama bir yere bağlı olarak, huzurevinde bağlı olarak da çalışabilirsin. Ya da devlete atanırsak inşallah devlette de çalışmayı düşünüyorum ben mesela. Peki sınavlarınız okulda zor oluyor mu? Sizi zorluyor mu yani dersler senin bölüm, dersler? Ya bölüm aslında hani çok fazla dal içerdiği için biraz zorluyor. Ama bu hocadan hocaya da tabii değişiyor. Çok çok zorlayan da var, çok zorlamayan da var. Sence bu bölümü okuyacak olan öğrenciler hangi kişilik özelliklerine sahip olmalı? Kendini geliştiren bireyler olmalı, geliştirmeye açık olmalı, umutları olmalı, tükenmemeli, iyi bir iletişim kurmalı. Peki sizin bölümünüzde staj yapmak gerekiyor mu? Bizim zorunlu stajımız 4. sınıfın son döneminde maalesef. Bence çok hani geri. 4. sınıfta falan olsa hani başından beri daha iyi olur. Şu an mesela 4'ler bir huzur evine gidenler var. Bir Cerrahpaşa'da geriatri, nöroloji, hani sinir, Alzheimer, fizyoterapi olarak çalışanlar var orada. Sen mezun olduğunda nerede çalışmayı düşünüyorsun? Ben belediyelerde çalışmak istiyorum. Orada kendi projemle birlikte insanlara daha çok faydalı olacağımı düşünüyorum. Yeniden bir tercih yapacak olsan yine bu bölümü seçer miydin? Seçerdim sanırım. Peki neden? Ya şu an çok önümü göremesem de bazen iyi ki diyorum, iyi ki gerçekten seçmişim. Çünkü bu yolda çok fazla insan tanıdık. Kendimi geliştirdim bu bölümle. Yaşlılara olan bakış açım değişti mesela. Eskiden hiç düşünmezdim. Hani yaşlanma aklımıza gelmez yani şu an bile. Son olarak sınava hazırlanan öğrencilere neler tavsiye etmek istersin? Bu bölümü seçmeyi düşünen, kafası karışık ya da aday olan öğrencilere. Bence bu bölümü seçecekler için en büyük tavsiye bu yolda yılmamaları gerekiyor. Geleceğe dair önemli bir meslek arasında yer aldığı için en azından içleri rahat olabilir. Hani kendi projelerini yaparlarsa, kendilerini geliştirirlerse kesinlikle iş bulabilirler. Bu her alanda bence böyle. Ne bileyim şu an öğretmenler bile atanamıyor. Yani okuyoruz okuyoruz üniversite, kaç tanesi çalışabiliyor, kaç tanesi bu yolda gidebiliyor. Yani çok az bunun sayısı. Bunu da görüyoruz. O yüzden emek diyorum. Teşekkür ederiz efendim. Hoşça kalın.